Bu tasarı komisyonumuza 76 madde olarak geldi. Ama tasarıya öyle maddeler eklendi ki tasarıyla, tasarının özüyle hiç ilgisi olmayan öyle korsan maddeler geldi ki maddenin sayısı 102'lere çıktı. Bir de 30'a yakın maddede değişiklik yapan, kanunda değişiklik yapan bir tasarı durumuna da gelince tam anlamıyla bir torba yasası konumuna geldi ve bu tasarı aslında amacından saptı. Dolayısıyla üretimi desteklemek, sanayiciyi geliştirmek adına yapılan birçok çalışmalar ortada kalmış oldu ve gecikmiş oldu. Eğer üretim alanlarını destekleyecek, üretim alanlarında her türlü desteği vererek tarım alanındaki üretim, sanayi alanındaki üretim ve her alandaki üretimi destekleyecek tedbirleri alamazsak gelecekte gerçekten ülkemizin tamamen tüketen bir ülke konumuna geleceğini belirtmek istiyorum. Bundan kurtulmak zorundayız. Özellikle kendi ihtiyaçlarımıza yönelik, ihtiyaçlarımızı karşılayacak yatırımları yapmak, üretimleri bu alanda daha detaylı hale getirmek ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak üretimleri kendimiz gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yapmazsak dışa bağımlılıktan kurtulamayız. Yerli sanayimizi geliştiremeyiz. Yerli sanayimizi geliştirerek, yerli üretimi destekleyerek, yerli üretimleri öncelikli alım garantisi vererek üretimi arttırmak ve yatırımı genişletmek ve ülkede çalışan, kazanan ve yaşamını iyi bir şekilde sürdürebilen bir ortamı gerçekleştirmek zorundayız. Ülkede yatırım çok önemli, üretim önemli, istihdam önemli. Eğer istihdamın arttırılması için de çalışma yapmazsak, istihdamın geliştirilmesini öncelik sağlamazsak, işsizliği önleyemezsek, işsiz insanlarımız sokaklarda dolaşmaya devam ederse, birçok insanların ailelerin gelirleri her gün düşüyorsa, eğer bu insanlar kazanamadıkları için, iş bulamadıkları için çarşıya çıkamıyorlarsa, alışveriş yapamıyorlarsa, esnafa borcunu ödeyemiyorsa, değerli arkadaşlarım, bu piyasayı nasıl döndüreceksiniz? Nasıl çalıştıracaksınız? Nasıl bu çark dönecek? Çiftçilerimizin kazanması gerekli çünkü kazandıklarını harcaması için çarşıya gitmesi gerekli. İşçimizin iş bulması gerekli ve bu buldukları iş sayesine, kazandıkları paranın sayesine çarşıya çıkıp bunları harcaması gerekli. Eğer işçimiz kazanırsa, çiftçimiz kazanırsa bunların kazançları çarşıya intikal edecek. Esnafımız kazanacak. Esnafımız kazandıkça sanayicimiz kazanacak. Dolayısıyla burada gerçekten iyi bir döngü kendiliğinden gerçekleştirmiş olacak. İşte bunun için hem tarımı, hem sanayiyi, hem de istihdamı, yatırımı, hem de ihracatımızı geliştirecek çalışmalarımızı yapmak ve bunlar üzerinde yoğunlaşmak ve ülkemizin ekonomisini düzlüğe çıkarmak zorundayız.